Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere tencerede susuz bütün tavuk nasıl pişirilir onu göstereceğim. Tam bir tavuk tandır lezzetinde oluyor. Bunun için öncelikle tencereme 1 yemek kaşığı domates ve biber salçası karışımı ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar karabiber ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar kekik olmasa da olur ama olursa çok yakışıyor. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve 2 diş, 2 büyük diş sarımsak ekleyeceğim. Çok lezzetli oluyor. Susuz bir şekilde piştiği için kendi halinde. Bir de düdüklü tencereyle tarif verdiğimizde genelde bazı takipçilerimiz normal tencere ile olur mu diye soruyor. Size normal tencere ile de nasıl olduğunu göstereceğim. Daha önce de normal tencerede susuz pişirdiğim sebzeli tavuk yemeği vardı. Çok güzel ilgi gördü. Çok lezzetli oluyor. Yapanlar çok güzel dönüşler yaptılar. Onu da bu videonun altına ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı yoğurt. 1 Türk kahve fincanı sıvı yağ ekledim. Yani yarım çay bardağı kadar. 1 büyük boyda kuru soğanı irice bu şekilde doğruyorum. Malzeme listesini her zamanki gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bulabilirsiniz. Bakın oldukça pratik. Hepsini böyle bir tencerenin içerisine doğruyoruz. Yoğurt güzel kızarması için ekledim. Eğer yoksa olmasa da olur. Varsa ekleyin. Güzelce şöyle bir harmanlıyorum. Ardından güzelce yıkamış olduğum, tüylerinden arındırmış olduğum tavuğu ekliyorum. Oldukça küçük bir bütün tavuk seçmeye çalıştım. Çünkü biz 4 kişilik bir aileyiz. Görmüş olduğunuz gibi içerisine hazırlamış olduğum bu soğanlı sosu bir kısmını ekliyorum. Hem de içerisinde sosluyorum. Ve geri kalanını da altını üstünü güzelce sosluyorum. Bıçak darbeleriyle kesikler atarsanız ete nüfuz eder hazırlamış olduğumuz sos. Bu şekilde birkaç yerine delikler açın ve sosu tavuğa yedirmeye çalışın. Sebzeli nasıl yapılır? Onun da linkini bu videonun altına bırakacağım, yorumlara sabitleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Bu sade bütün tavuk pişirme tarifidir, susuz. Tencereme ekledim, kapağını kapattım. Şimdi tencere ısınana kadar ocağımın orta gözünde orta ateşte pişiyor. İlk etapta arkadaşlar sadece tencereyi ısıtmak maksat. Kesinlikle çıtır çıtır kaynayana kadar değil tencereyi ve tavuğu yakarsınız. Tencerem ısındıktan sonra ocağın altını tamamen kısıyorum. Kesinlikle orta ateşte pişirmeyeceğiz. Tencere ısınır ısınmaz hemen altını kıstım. Ve kısık ateşte pişmeye bıraktım. Sizler de ocağınızın orta gözüne koyun ve altını kısın ki aynı sonucu elde edelim. 1 saat sonunda ne oldu size şimdi onu göstereceğim. Kısık ateşte 1 saat bakın görünmüyor bile ateşi. Mum ışığında diyoruz ya bazen işte bu kadar ocak yakarsak işte bir sürü gaz gider vesaire diyenler oluyor. Hiç gitmez. Yani normal bir yemek pişirmiş gibi olacaksınız. Suyunu görüyor musunuz? Çok güzel. Tavuk suyunu sala sala pişmiş. Çok lezzetli oluyor. Tam bir tavuk tandır lezzetinde. Bu şekilde. Şimdi ben tavuğu bu şekilde pişse de olur ama biraz da şu yüzeyi üst yüzeyi kızarsın diye tavuğu şöyle bir çevireceğim. Bu şekilde çevirdikten sonra da altını kısacağım. Şöyle bir 45 dakika, 1 saat daha mum ışığında, mum ateşinde pişmeye devam edecek. Ve bakın suyu hala var. Artık altını açacağım ve suyunu çektireceğim. Böyle tandır lezzetinde olsun diye bu suyunu çektireceğim. O yüzden kapağı açık bir şekilde kaynatıyorum. Suyunu çekene kadar tavuğumuz pişti. Bakın zaten budu kendinden ayrılıyor. Dokunmadık bile. Üzerinde sosu gezdiriyorum. Tavuk göğsü olan kısmı bile çok lezzetliydi. Orası yağsız olur ama o kısmı bile çok lezzetliydi. Suyunu tamamen çektirdim. Bakın 1 saat 45 dakika 2 saat kadar tavuğumuzu pişirdik. Ve ben pirinç pilavı hazırlamıştım. Pirinç pilavının üzerine koyacağım. Daha sonra kemiklerinden ayırıp tavuk pilav şeklinde servis edeceğim. Sizler de bu şekilde servis edebilirsiniz veya pide ile servis edebilirsiniz. Ramazan pidesi veya tırnak pidesi ile. Bakın. Şimdi nasıl ayrıldığını göstereceğim. Sos o kadar lezzetli yapmıştı ki tavuğu ve kendi suyunda piştiği için lokum gibi çok güzel sulu sulu bir
Tavuk tandır lezzetinde tencerede susuz tavuk pişirdik. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Denemiş olduğunuz tarifleri tadımız tuzumuz Instagram hesabını da hikayenizde beni etiketleyerek paylaşırsanız hikayemi ben de sizleri paylaşıyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.